tanesi. Bu beni rahatsız ediyor. Bir. İkincisi, bunu özellikle söylüyorum. Yani rahatsız etmesi aslında iyi bir şey olarak söylüyorum bu arada. Yani beni tanımayanlar olduğu için şimdi söylediğim tuhaf. Evet, evet, yok, çok. İkincisi, buradaki küratör anlayışı, hatırlarsan Dalgalar sergisinde falan özellikle ya küratör çünkü özneye bizi geri döndürdüğü için tekrar yani o yönetici ya da lider ya da bir kişi işte yani bütün bunları yapan o kişiden çıkmak için işte yok kürasyon dedik falan dedik filan dedik kaymaya çalıştık orada falan hatta sanatçı isimleri falan da yazmamıştık hatırlarsınız. Sanatçı dememiştik yani. Bir nedeni de şuydu onun bugünkü kürasyondan anladığımız şey araştırma. Araştırma yapıyor. Yani organizasyon yapan kişi değil küratör dediğimiz kişi. Araştırma yapan yani ve bu araştırmayı sanatçılarla beraber yapan ve sanat işleriyle beraber yürüten ve onu sürece yayan. Evet, research artı storytelling birazcık o da var. Hikaye anlatıcılığı da var. Tabii, kuvvetli. Tabii. Daha bir sürü şey var. Evet. Ama yok, benim de mesela en aklıma gelen araştırma ve hikaye anlatımı gibi geliyor bana. Çünkü sadece araştırma kalsa sanki o şey olmaz da hikaye anlatımıyla o sanki toparlanıyor, fikirden geçiyor gibi geldi. Yani. Açıkçası senin söylediğini şöyle bir ek yapayım ben. Sergi sırasında birkaç sanatçıyla isimlerini hatırlayamıyorum şu anda. Konuştuğum zaman size en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi ne olduğu sorusunu sordum. Ondan sonra onlardan bir tanesi bana dedi ki yani de, hani bir küratörün yaptığı işi aslında böyle 150 kişi falan diyorsun yani. Demek ki bir kişi aslında 150 kişinin işini yapıyor yani burada. Burada çok korkunç bir iş yükü var. Hani sanatçılar falan organizasyonun yapısından aynen. Yani bu işin sana bütün prosesten bahsediyorum. Demek ki çok böyle yüklü bir şey var burada. Bir kolektif bir çalışma var. Katmanlı, çok katmanlı aslında. İşte onu diyorum yani o yüzden hani sadece araştırma demek, sadece organizasyon demek, sadece o demek, bu demek, onunla ilgilenmiyorum. Evet. Fakat bunun yani bugünkü şey, eğilim, yönelim, araştırma. Çünkü sanatçıyla beraber araştırma yapması, işte yani bu, bunun kendisinin bir araştırma süreci olması, ki şu anda da hala devam ediyor bu arada, dikkatinizi çekelim. Yani bizler de hala katkıda devam ediyoruz. Ya devam ediyoruz. Evet. Tabii yani ongoing yani Bargin'in işlerinin en güzel tarafı ongoing research olması zaten yani. Şu anda da halen devam eden bir sanat performansının aslında bir parçasıyız şu anda ve perform ediyoruz şu anda, tamam mı? O halde yani sanatın, sanat işinin tanımı buysa burada çok güzel bir eleştirel nokta yakaladığın kesin. Yani hani bu işte özellikle çağdaş sanat dünyasının kurumsal modellemesi ve bunun üzerinden dönen işte o piyasa dinamiklerinin falan sıkıştığı noktaları ya da hukuksal noktaları falan işaret etmesi açısından ve buna belki de bildiğin yanıtlar getirebilmesi potansiyelini taşıması açısından benim için çok heyecan verici. Burada bütün bunları yaparken ama kullandığımız yani bu şey modeli yani modern yönetici mi sorusu var ya orada yani. Evet, yönetici değil. Yani zaten onunla ilgilenmiyoruz. Sanat dedi evet, zaten. Evet, o zaman, ama yok, orada şey var. Yani yönetici, iyi yönetici dediğin kişi bu devirde iyi bir iletişimci genelde. En önemli faktör hatta iletişim becerisi bence. Ayrıca iyi modelleri kullanmayı biliyor olması zaten. Yani iyi yöneticiler zaten iyi modelleri biliyor. Mesela yani bir sergiye bakıp, olası bir sergiye bakıp burada böyle ilerlememiz daha doğru kararını verebilen kişiler oluyor zaten. Yani kendi şeyinde değil. Ben böyle giderim, benim tarzım bu diyen kişiler iyi olmuyor. Daha çok bu durumu böyle ilerleriz. Mesela bu modelle yaklaşımdır zaten. Yani sen profesyonel hayatta da böyledir ya, sen kendi istediğini yapmazsın, yapılması gerekeni yaparsın gibidir. Yani orada o model şey var ama dediklerini şöyle bir şey yapayım. Şimdi bu problem benim çok problemim değil öncelikle. Yani bu problemin çıktığını söylüyorum ben. Mesela buradaki şeyi hatırlatmak istiyorum. O çok önemli bir şey. Şurada dediğim, nerelere doğru gitti bu yani? Benim öyle bir derdim yok. Oralara çok da girmeyeceğim bu arada aslında. Şey kısmı önemli geliyor bana. Şimdi bu Vladimir Propp'un Masalın Biçim Bilimi kitabı beni hayatımı çok değiştiren bir kitap. Ve biçim bilim çalışmaları, işte sosyolojinin çalışmaları falan benim çok hoşuma giden şeyler. Ve bunlar zaten o bilgisayar düşüncesinin temelini çıkartan şeyler. Şimdi birisi oturup, yani çok kısa bahsedeyim, Propp'un kitabı şu, masalları diyor ki böyle, çocuk masalları, yok korku masalları, bilmem ne masalları diye sınıflandırmayalım diyor. Dramatürcüsüne göre sınıflandıralım diyor. Algoritmalarını çıkartıyor.
Yani önce yasak konuluyor, yasak bir şey doğal olarak konuluyor mesela, zaten vardır diyor, o geceleri ormana gidilmez. Ya da diyor işte yasağı birlik koyar, sakın o kutuyu açma. Ya der ki bir görevdir, kardeşine göz kulak ol falan der, yasak çiğnenir diyor, zorunlu diyor, bilmem ne diyor falan. Şimdi burada bunu okuduğunuz zaman kötü bir masal anlatıcısı acayip huzursuz olabilir. İyi bir masal anlatıcısı acayip mutlu olabilir. Yani oradaki nereye parmak bastığını çok önemli olarak anlamak lazım. Modelleme işi her zaman hayatımızda olan bir şey. Yani bu şey gibi değirmen icat olunca aç mı kalacağız sorusuyla aynı soru birebir. Çünkü bu modelleme işimizi daha doğru yapmamızı yarayacak bir şey. Ve gerçekten modellemeyi kötü yapan kişilerin net bir şekilde ortaya çıkartacak şey. Yani bilgisayarın yaptığı, hatta makinenin, aracın yaptığı şey hayatımız boyunca buydu. Araç bizim yapmamıza gerek olmayan işleri yapıyordu. Ama bazı ustalar aracı olduğu halde aracı seçmediler. Araçsız yaptılar mesela, bu da var. Ya o aracı kullanmayan ustalar çünkü onun aynı şeyi yapamadığını iddia ettiler. Bu da var. Bir de o aracı kullanıp kendini başka yere taşıyan ustalar var. Dolayısıyla bunlarla ilgili sorular yaratıyor bence. Bu soru genel makinenin, yani endüstrinin ve makinenin insan üzerine etkisi ve biçim bilim ve yazılım dilinin insan üzerine etkisini aynı soru gibi geliyor. O yüzden ben sorunun doğru bir yere parmak bastığını ve zevkli problemler çıkartacağını, ama şey gibi, yani çok basit örnek vereyim. Alt kat komşumuz bir gün böyle konuşurken eşim şey demiş, Bager bir robot yaptı, şiir yazıyor falan. Adam da şiir yazan ve çok seven, çok duygusal biri. Ve böyle bana geldi, Bager'cim dedi ya, sen robot mu yaptın şiir yazan gibi? Evet. Ama olur mu dedi ya, robot nasıl şiir yazsın dedi. Doğru diyorsun dedi. Ben dedim sana robotumun şiirini getirelim, sen de bana şiir ver dedi. Tamam dedi, böyle bir tatlı tatlı konuştuk. Sonra götürdüm robota şiirini verdim, bir baktı, üzüldü. Gerçekten üzüldü yani. Ve ben sonra, şimdi ama acele etmedim. Ve ondan da şiir hediye etmedi, anladım oradan kırıldığını. Ama yavaş yavaş konuşmayı devam ettirdim, ufak ufak, ara ara konuşuyoruz. Ve ona saldırmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Bu çok kolay bir şey değil. Yani oradaki his, ilk bakışta sanki ona saldırıyorum. Yani zaten beceremem bir, yani imkansız bir şey. Öyle bir seviyede değiliz dünyada. Yani robotların yapabildiği şeyler bizim tahmin etmediğimiz beceriler. Onu söyleyeyim, çok başka becerileri çok iyiler. Bu alanlarda iyi değiller. Yani şiir yazmak, sanat sergisi açmak falan. Robotun en son geleceği beceriler arasında olabilecek bir şey. Yine de saçma. Evet, o yüzden tabii yani yol o kadar uzun ki çok zevkli. Bir de ikinci bir şey var. Sanat zaten tanımı gereği insanla ilişkili. Toplulukla, okuyucusuyla, yapanıyla, yapan hikayesiyle. Yani bir arkadaşım bana böyle bir şey dedi. Babacım dedi, ben o şairin dedi, o şiir yazarken hapishanede olup olmadığıyla ilgileniyorum. Ve bu çok haklı yani. Dolayısıyla gerçekten bu kadar basit yani. Bu o hikaye öyle bir şey değil. Benim hiç öyle bir yerde derdim yok. Ben bu oyunlarla oynamanın çok iyi sorular çıkardığını gördüğüm için ve zevk aldığım için üzerine gidiyorum. Ama çıkan bazı sorular, mesela küratöryel soru, mesela bugün onu fark etmiyor olduğu gerekiyor. Aa, ben sergi açan bir sanat, yani sergi sanat eserim değil, küratörlük mesleği buradaki sanat eseri olmuş. Onu fark ettim. Ben şey zannediyordum, sergi, buradaki sergi sanat eseri gibi. Yani Deniz Yılmaz'da şiir mi sanat eseri, Deniz Yılmaz mı sanat eseri sorusu var ya, yani şiir yazar mı? Burada sergi bir sanat eseri mi, yoksa oradaki küratöryel süreç mi bir sanat eseri diye düşündüm. Küratöryel süreç daha ağır bastığını gördüm. Emin değilim, yolda öyle fark ettim. Yani daha yeni anlıyorum, kavruyorum süreci. O yüzden çok şey yapmıyorum yani. O sorulara benim girmemem gerektiğini düşünüyorum. Sebebi de şu, benim ilgi ve bilgili olduğum alanlar olduğunu düşünmüyorum. Yani okuma yaptığım alanlar değil bu. Yani o kadar fazla bildiğim alanlar değil. Ama ne mutlu bana, o alanlarda parmak basacak örnekler çıkartabiliyorsam çok mutlu olurum. Yani benim için zaten bir eserin kurabildiği iletişim çeşitlerinin fazlalığı ve kuvvetliliği çok önemli. Onu söyleyebilirim. Yani ben Deniz Yılmaz'ın en çok etkileyen şeylerden biri. Birisi şey, Dangerous Turkish Minds'ı bilen var mı acaba arkadaşlar? Facebook. Dangerous Turkish Minds Deniz Yılmaz'ı paylaştı. Yani Dangerous Turkish Minds'ın paylaşacağı bir modern sanat eseri fena bir iş değildir yani, onu söyleyeyim. O herifler öyle kafada değiller yani, böyle çok ilginç, çok absürt şeyleri paylaşıyor. Yani Hülya Avşar Gülsü falan paylaşıyor, anladın mı? Yani bir modern sanat eserini, çağdaş sanat eserini paylaşmaları falan çok ilginç.
Ve onu o kafada paylaşmamaları da ayrı bir konu. Bir de barda bir arkadaşım yanıma geliyor, diyor ki abi diyor, bir babam senin videoyu izlemiş, kafası çok açılmış. Böyle bir projeler yapacakmış, seninle konuşacakmış falan diyor ve beni bir sanatçı olarak çok heyecanlandırmış. Yani bu eserin o iletişimi çatır çatır kurduğunu gösteriyor. Ben bu iletişimi direkt amaçlayarak mı yapıyorum? Hayır değilim, onu net söyleyeyim. Ama beni var ediyor yani, onu söyleyeyim. Yani beni gerçekten yaşadığımı hissettiren cümleler, olaylar, bu tip şeyler. Ya da birinin böyle uzun bir yoldan gelip ben Deniz Yılmaz'ı görmeye geldim diye atölyenin içeri girmesi beni böyle daha normal ediyor yani. Bu beni aşıyor mesela. Yani gerçekten, çünkü o arkadaş çıkarken hoşça kal dedi. Ben de ona hoşça kal dedim. Sana demedim dedi. Deniz Yılmaz'a dedim dedi ve ben orada dağladım yani. Sen yani yanlış anlama dedi. Senle de vedalaşacağım ama ona söyledim dedi. Ve böyle ve normal biri yani, öyle şey bir durum değil ve gerçekten ben orada hani tam benim dışımda olan bir olay. Ve sanat eserlerini, eserleri her bir nesneye olabilen bir şey bu. Anormal bir durum değil. Yani birisi telefonuna aşık olabiliyor, arabasına aşık olabiliyor yani. Ama bu ilişki yaratabilme büyüsü süper ama benim kontrolümde değil. Mesela küratörel soru da kesinlikle şu anda bildiğim bir alan değil. Yani ben bu alanla ilgili çok fazla okum yapan biri değilim. İşte o yüzden paylaşıyorum. Hı. Yani süreci paylaşıyorum ki hep beraber de tartışalım diye. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki bu konular çok da böyle güzel güzel de tartışılamıyor, konuşulamıyor ne yazık ki. Hep böyle bir kavga, gürültü, bana da benim falan. Yaşasın küratörsüz. Rahat olamıyoruz yani. Yani burada benimle ilgili bir durum yok. Yani zaten yeni medya alanındaki herkes çok biliyor yani, bunları yani. Aslında klasik yani alan da var. Burada yalnız yani bu araştırma mevzusuna hakikaten ısrarla geri dönmek istiyorum. Çünkü yani sanatçının yalnızca sanat nesnesi üreten olmasından çoktan çıkıldı ya hani. Evet. Çok oldu ya hani bu sanatçıda. Sadece sanat nesnesi üreten sanatçı ve organizatör yapan, yani organizasyon yapan, küratör modeli falan, bunlar hala böyle 60'lar 70'ler falan Türkiye'si. Çok başka yerler var ve bu yani senin yaptığın işin içinde embedded bunlar, gönüllü yani. Bir süreç var, sanatçı da bu sürecin bir parçası, sürecin yani sürecin üretimini yapan, perform eden, onu icra eden ve dolayısıyla sanat icra eden bir sanatçı var burada. Yani arada da sanat meslesini de üretmiş bu arada. Hani artı üzerine de bir de böyle bir şey de var. Yani mesela şeyi bilmiyorum, sergi için yapılmış iş var mı bilmiyorum. Daha sonra sergi için yapılmış iş var mı bilmiyorum. Yani genelde yapılmış işleri sergiden önce yapılmış olduklarını tahmin ediyorum. Daha sanatçılara bunu sormadım mesela. Önemli sorulardan biri bu. Belki birisi bunun için yapmış, sergi için iş yapmış olabilir. Manifesti okuduktan sonra iş yapan var mı? Yoksa manifestoya göre mi seçimi kendi işine yaptılar? Mesela bunlar da önemli parçalar olacak. Bunu sen özellikle paylaşırken yani anlatman da çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Şimdi ben mesela hakemlik çok yaptım. Yani işte Avrupa Birliği projelerinde proje hakemliği de çok yaptım zamanda. Yani orada bu modeller falan takır takır işliyor. Yani finansal modellemelerde nasıl işte sizin biraz önce sormuştunuz ya hani yani bu teknik sorular bunlar yani. Hı. Mesela hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Hakemler kendi aralarında uzlaşamadıkları zaman. Yani biri 1 puan veriyor, biri de 15 puan veriyor. Yani en yüksek veriyor, biri de 1 veriyor. Hayır, asla diyor ya, asla. Yani böyle bir şey mümkün değil diyor. Öbürü de ifade özgürlüğü ve katkı olarak. Hı. Şimdi bu durumda ne oluyor? Arada çok fazla puan farkı olduğu için aradaki açmazlığı orada biz birbirimizi tanımıyoruz, hakemler, bağımsız hakemler, birbirimizi tanımıyoruz. İki hakemi o zaman iletişime geçiriyor, zorunlu olarak. Diyor ki, konuşun anlaşın. Korkunç bir pazar dönüyor tabii. Hayır, bırakmayacağım falan diye insan böyle. Hayır, gerçekten nefret suçu falan diyorsun yani. O da diyor ki, yani sen nefret suçu diyorsun ama bak bir de böyle bir yanları var falan. Bazen uzlaşılabiliyor, bazen uzlaşılamıyor falan. Uzlaşılamazsa ne oluyor? Uzlaşılamazsa uzlaşılamıyor. Yani sergilenmiyor. Uzlaşılamazsa uzlaşılamıyor. Evet, sergilenmiyor. Tabii. Ama bir kazanıyor yani. Evet. Üçüncü ülkeye gittiği şeyler de var. Yani işte ne bileyim. Yapılar. Mesela ben olsam 5 hakeme dahi oluyorum. Tabii yani. Üçüncü şey oluyor. Yani çeşitli yapılar var. Böyle yani sanatçı tam şeyi bilmiyorum ama. Ben şunu örnek ediyorum. Var yani yapılar var, örnekleri çoğaltabiliriz falan da. Yani ben bu dataların içinde kaybolurken, yani kaybolmayalım diye sürekli böyle bir birik çıkıyorum falan.
Yani bu dataların bir iş modeli. Yani biri beni iş modeli dedi. Bence çok güzel tanım ama. Yani bence yani çok güncel dediği şey bu. Nedenleri ayrı. Bu iş modelini şey yaparken, temellik ederken, kendimize mal ederken falan bir araştırma sürecini bu şekilde geliştirirken bizim genelde bildiğimiz ve maruz kaldığımız noktalar şey ya, işte hakem, kaç kişi vardı? Peki 5 kişinin 3'ü mü buna yani burada ne tartışması yapıyoruz Allah aşkına? Biz yani bu demokratik bir karar alma sürecine Allah aşkına bu. Yoksa sanatsal sürecin içinde son derece şahsi süreçler var. Evet, mesela şu da var. Burada Sergi şunu da gösteriyor. Zar atarak olsak, zar atsak biz onu düşündüm. Her kararda zar atsa bile olabilecek bir durumdan bahsediyoruz neredeyse. Başka bir şey olurdu. Bu olmazdı. Evet. Ama bir şey olurdu. Ama ne olurdu? Önemli değil mi? Şöyle diyeyim. Öyle bir sürü şimdi, sahip var. Model dediğimizde o kadar sert bir şekilde model dememek gerekiyor. Ama şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani ben rastgele birine böyle bir şey yapacağız. Şu durum nasıl model kullanım diye sorsam vereceği cevap yeterli olabilir gibi geliyor. Mesela zaten insanların birazcık model yapabilmeli. Yani planlamacı nasıl o planı çıkardı ve birileri uyguladı ya, onun gibi gitmesi gerektiğini düşünüyorum aslında. Ve orada biraz hatalar var ama planlamacının planlaması uygulamadığımız durumlar olduğunu sonradan fark ettim. Mesela orada farkında olmadan müdahaleler var. Belki sekreteri yok ettiğimde bir sonrakinde, yani ben olmadığımda daha da kaotik yerlere doğru gidip biraz daha bu soruların cevaplanabiliriz ama ben şeye emin değilim. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Model bulgusu çok değerli bir bulgu değil. Evet haklısın. Yani modelin içinde ne tür bir model çıkacağı o kadar değerli değil. Yani, amacımız değil çünkü bir model yaratmak değil. Evet. Ama modelin önemli olabileceğini görmek bir bulgu. Tabii. Onu söyleyebilirim. Bir şey diyecek miyim? Ben şeyi sormak istiyorum. Mesela ben başında bahsetmiştiniz. Mesela bir filmin işte prodüksiyon aşamalarında vesaire kullanılıyor. Zaten böyle sistemler kullanılıyor. Şimdi buradaki özneler, sanatçılar, nesneler, sanatçıları olduğu için doğal olarak hiçbir bilgimiz olmadan ve bilgimizden bu bir sınıf meselesi. Kitapla ilgili bir mesele. Bunu ortadan kaldırırsak, bunu makine yapsak, mesela şimdi asgari olarak ne istiyorsunuz seçicilerden? Şey, dil becerileri olsun, konuşabilsinler, yazsınlar, gözleri olsun, görebilsinler, bilgisayar kullansınlar vesaire. Okay. Daha spesifik bir alan olsaydı daha spesifik şeyler talep edecektiniz. Evet. Diyelim ki bir makine üretilecek, bu makine de asfalt yapacak vesaire. Şimdi ortadan sanat eserini esasen çıkarıp yerine bu tip şeyler koyduğumuz zaman işiniz hala sanat eseri oluyor mu? Yani eğer baştan siz bunu düşünmezseniz, ben nereye giderse gitsin... Alet sanat eseri olmuyor, aletin yapılma sebebi sanat eseri yapıyor mu? Yani işte onu söyleyebilirim. Şey için söylüyorum, hani nereye giderse, yani gittiği yerlerle ilgilenmiyorum gibi özetleyerek söylüyorum. Evet. Mesela burada gelirken bunu küratörler tarafının aslında sanat eserine dönüşmesini şimdi düşündüm dediğiniz zaman, yani bu süreç zaten başka yerlerde de işlenebilecekken kesinlikle. Bir şey sanat eseri yapan şeyin aslında ne olduğu üzerine, yani sanatçılar ortadan çıkınca hala sanat eseri olabiliyor mu üzerine bir soru sormak. Tamam, çok çok güzel bir soru. Çünkü zaten burada sergi yapıyor olmasının sebebi Deniz Yılmaz'ın sergiye ihtiyacı olması. Onu da bir açıklarsan ben... Deniz Yılmaz'ın işte, en başta anlattım aslında onu biraz. O vakfın robotlara sergi yapabilmesi için. Yani şimdi Deniz Yılmaz... Tanınmayla ilgili derdi vardı ya. Hangisi? Bir söylesene. Ya. Nasıl? Yani şimdi Deniz Yılmaz, Posta Gazetesi'nin şiirini yayınlatmak istiyor. Ve yayınlattığı takdirde tanınmış olacak. Yani şair olacak. Kurduğun şair olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla... Kabul edilme. Kabul edilmesi, yayınlanması dolayısıyla tanınmış, dolayısıyla var olmuş olacak. Evet. Yani Contemporary İstanbul'da plugin'de sergilerimizin en büyük nedenlerinden bir tanesi buydu ya. Yani orada olması zaten the sanatçı işte. Tanınmış olacak, var olacak. Tabii yani bir politik derdimiz olduğu için orada, yani benim derdim olduğu için öyleydi. Buraya çekeyim, gördüm. Dediğine bir çekeceğim, bir cevap diyeyim hemen. Şu. Bu Deniz Yılmaz'ın o tanınma problemi ve Deniz Yılmaz'ın var olma, sergi yapma ve benden bağımsız yapması için bir sanat sergisi projesi. Ben bayağı bu projeyi yaparken emin önünden mal aldırıp Kadıköy'de sattıran bir robot mu yapsam? Şimdi bilmem ne mi yapsam diye düşünmedim değil yani. Çünkü gerçekten mesela bu daha şey, mesela atıyorum bir robot kendi kendine zengin olabilir mi, iş kurup falan. Yani bunlar önemli noktalar. Bunları düşünmedim değil. Bu süreç, yani bu pratik örnek sergi açma hoşuma gitti. Yani ve bana kişisel olarak daha iyi gözlem verileri çıkarttı. O. Bunun bir sanat eseri olmasını sağlayan şey bu değil. Kesinlikle değil.
Bu daha çok benim orada Deniz Yılmaz'ın hak arayışıyla ilgili böyle